Çok üzgünüm arkadaşlar çünkü bu kararla birlikte Türkiye ekonomisi ve dolar kuru büyük bir çıkmazın içerisine sokuldu. Nedenlerini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Merkez Bankası 200 baz puanlık bir faiz arttırımına gitti ve politika faizini %17 seviyesine çekti. Böylece Türkiye yüksek faiz ortamına girmiş oldu. Bunun yaratacağı kıskaç etkisiyle bundan sonraki süreçte hem kurda sert yükselişler görmeye devam edeceğiz. Hem de Türkiye ekonomisinin büyük bir çıkmazın içine girdiğini göreceğiz. Merkez Bankası Başkanı enflasyon önceliğimiz, sıkılaştırma politikalarımız enflasyon olduğu sürece devam edecek diyor. Enflasyonu düşürdüğümüzde tüm sorunlar bitecek. Kurun baskısı azaldığı için de insanlar dolardan vazgeçip Türk lirasına dönecekler. Bu sayede Merkez Bankası rezervlerimizi de güçlendireceğiz diyor. Bu teori tutar mı? Gerçekten de Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi vatandaş ve tüzel kişiler döviz almaktan vazgeçerler mi? Dövizlerini satmaya başlarlar mı? Faiz ortamına girerler mi? Dövizin kırılgan bir ortamda olmayacağını düşünürler mi? Hepsine cevabım hayır. Bugüne kadar yapılan tüm faiz arttırımlarına rağmen vatandaşın dövize olan eğiliminin tüm hızıyla arttığını görüyoruz. Örneğin Berat Albayrak döneminde de biliyorsunuz Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. 150 baz puanlık bir faiz arttırma olmasına rağmen vatandaş o dönemde bile dövizden vazgeçmedi, döviz almaya devam etti. Yabancılar çok kısa vadeli bir şekilde ellerindeki dövizi bozdurdular. Bir sonraki ayı beklediler. Merkez Bankası faiz arttırmadığı an verdiklerinden çok daha fazlasını satın aldılar. Biliyorsunuz o dönemde 8.40 seviyesini gördü bir anda dolar kuru. Merkez Bankası bir önceki ay 475 baz puan, bu ay 200 baz puan faiz arttırımı yapmasına rağmen toplamda 675 baz puanlık bir faiz arttırımı yapmasına rağmen tepe noktası olan 8.40'tan ancak 7.60 seviyesine kadar dolar kurunu çekebildi. Göreceksiniz tekrar 7.60'dan 7.90 seviyesine yükselecek dolar kuru. Öbür taraftan bundan sonra Merkez Bankası yanlışlıkla faiz arttırmazsa, yani beklentileri karşılamazsa, tefecilerin istediğini yapmazsa, faiz lobisinin istediğini yapmazsa çok daha hızlı yükselişlerle karşımıza çıktığını göreceğiz. Üstelik yüksek faiz ortamında. Önümüzdeki ayda yine Merkez Bankası'na dönüp diyecekler ki 200 baz puan daha arttır. Sonraki ay diyecekler ki 300 baz puan daha arttır. Faiz yükseldikçe arttırma oranı ile ilgili beklenti de artacak. Mesela bugün 200 baz puanlık faiz arttırımı bekleyenler yarın 400-500 baz puanlık faiz arttırımları beklemeye başlayacaklar. Bunun altında bir faiz arttırımı geldiğinde kabul etmeyecekler. Dolar üzerinde oynamaya devam edecekler. Venezuela ve Arjantin'de olduğu gibi ekonomiyi faiz sarmalına sokacaklar. Büyük bir faiz kıskacına sokacaklar. İstediklerini alamadıkları an itibarıyla dolar üzerindeki baskılarını arttıracaklar. Bütün bu koşullar içerisinde, bütün bu kırılganlıklar içerisinde siz vatandaşın dövizden çıkmasını ve rezervlerin dolmasını bekliyorsunuz. Ya da yabancıların Türkiye'ye gelmesini bekliyorsunuz. Mümkün değil arkadaşlar. Öbür taraftan reel sektörü bitiriyoruz bakın. Çiftçiyi, üreticiyi bitiriyoruz. Sanayiciyi, KOBİ'yi bitiriyoruz. Esnafı bitiriyoruz. 600 binden fazla işletme çevirdiği kredilerle ayakta kalmaya çalışıyor. Ve %17'lik bir faiz ortamında siz bunlara kredilerinizi çevirin kardeşim demeye kalktığınızda hepsi kepenklerini indirmek durumunda kalacak. Kimse kazanmayacak. Türkiye'de kazanmayacak, finans kesimi de kazanmayacak, üretici de kazanmayacak. Sadece ve sadece bir iki tane tefeci bu işle vurgun yapacak. Daha sonrasında da Türkiye'yi daha da köşeye sıkıştırıp faizleri ikiye katlamaya çalışacak. Onun için diyorum ki hadi Merkez Bankası bundan sonraki süreçte piyasa iyice kilitlendiğinde faizleri indir de görelim. Bu saatten sonra faizleri indiremeyeceksiniz. Faizleri indirmeye kalktığınız an itibarıyla kur üzerindeki baskının çok daha sert, çok daha agresif olduğunu göreceksiniz. Bu kadar büyük acemilikler bugüne kadar hiçbir ekonomi yönetimi tarafından yapılmadı. Hiçbir Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılmadı. Bakın Murat Çetinkaya evet çok yüksek faiz arttırımları gerçekleştirmişti ama önce devalüasyonist etkiyi sağlamıştı. Onun sonrasında yüksek faiz arttırımları yapıp kurun geriye çekilmesini sağlamıştı. Oysa biz önden yüklemeli faiz arttırımı yapıyoruz. Kırılganlıklarımız duruyor, hatta artıyor. Bir de üzerine Türkiye'yi yüksek faiz ortamına sokuyoruz. Yarın öbür gün birileri gelip
kur üzerinde şok etkisi yarattıklarında aynı 5 Nisan'da olduğu gibi. Bakın 5 Nisan kararları öncesinde de aynı uygulamalar yapılmıştı. Yüksek faizle döviz baskılanmaya çalışılmıştı. Sonrasında ise öyle bir kırılma yaratıldı ki devletin o dönemki faizi 3'e katlandı. Dolayısıyla arkadaşlar bugün de faizi ufak ufak yukarıya çekenler yarın öbür gün kur şokuyla öyle bir kırılma yaratacaklar ki Türkiye'nin faiz ortamı %40'ların üzerine çıkacak. Hadi bakalım Merkez Bankası önümüzdeki ay 200 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmasın da görelim. Hadi bakalım Merkez Bankası faizleri sabit tutsun da görelim bundan sonra. Hadi bakalım konut sektörünü canlandırmak için faizleri hızlı bir şekilde aşağıya çalışsınlar da görelim. Bu hareketlerin herhangi birisini yapmaya kalktığında doları 20 lirada bile tutamayacaklar. Bakın buraya yazıyorum. Doları 20 lirada bile tutamayacaklar. Ve sonrasında da faizi 2'ye katlamak zorunda kalacaklar. Büyük ve tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bakın Merkez Bankası'nın açıklamalarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Hepsi birbirinden çelişkili açıklamalar. Düşük enflasyon ortamıyla ters dolarizasyon ve rezerv birikimi sağlanacaktır. Nasıl olacak arkadaşlar bu? Düşük enflasyon ortamını nasıl sağlayacağız? Doları 5 liraya mı getireceğiz? Mümkün değil. Peki maliyetlerin bu seviyeden yapılmasını mı sağlayacağız? Bu kadar kırılganlık varken ithalatçılar yine 8 liradan 9 liradan maliyetlerini yapmaya devam edecekler ve enflasyon yükselişi eğilimini devam ettirecek. Kendilerini finanse edemeyen firmalar bunları da maliyetlerine yansıtmaya başlayacaklar. Enflasyonist ortam daha da artacak. Devlet bu yüksek faiz ortamında ne yazık ki vergileri toplamakta daha da zorlanacak ve dolayısıyla bütçe açığı artacak ve tabii ki her zaman olduğu gibi dolaylı vergilere yüklenilecek. Dolaylı vergilere yüklenildiği zaman enflasyon yine yukarıya çıkartılacak. Bu faiz arttırımları kesinlikle enflasyonu düşürmek için falan değil. Yüksek enflasyonun üzerine çıkmak için yapılıyor. Hiçbir işe yaramaz. Siz %17, %18'lik enflasyon ortamında %20 faiz bile verseniz hiçbir vatandaşın dövizden vazgeçmesini sağlayamazsınız. 2 puan için, 3 puan için kimse dolardan çıkıp Türk lirasına dönmez. Yabancılar da Türkiye'nin bu kırılganlıklarını görüp Türkiye'ye parasını getirmez. Amerika'nın katsa yaptırımları, Avrupa'nın yaptırımları masadayken doların yarın öbür gün kırılmayacağını, bu faizle doları bu seviyelerde tutabileceğinizi kimseye inandıramazsınız. Ne yazık ki bu hatalı kararlar yüzünden Türkiye büyük bir ekonomik uçuruma doğru sürükleniyor ve sürüklenecek. Ekonomik krizin içinden çıkmamız çok uzun yıllarımızı alacak. Bir yıl firmamız batacak, işsizliğimiz daha da artacak. Yine diyor ki Merkez Bankası düşük enflasyon ortamıyla risk primi düşecek, finansman maliyeti kalıcı olarak gerileyecek. CDS'imiz şu anda düşüyor ama enflasyon düştüğü için mi? Hayır, faizi yükseltmek için düşürüyorlar. Yoksa Türkiye'nin CDS'inin yüksek olmasının yüksek enflasyondan kaynaklı olmadığını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin CDS'inin yüksek olmasının temel nedeni ödemeler dengesindeki problem. Yani en önemli kalem olan cari açıktaki patlama. Cari açığı nasıl engelleyeceksiniz? İthalatta bir azalma olmayacak. Otomotiv sektörü, yüksek fiyatlı ürün sektörü haricinde. Konut sektörü ne olacak? Patlayacak. Krediler ne olacak? Patlayacak. Bankalardaki batık oranları ne olacak? Patlayacak. İşsizlik ne olacak? Patlayacak. Reel sektör iyiden iyiye küçülecek ve sıkıntılar büyüyecek. İhracat ne olacak? Çakılacak. Dış ticaret açığı her geçen biraz daha büyümeye devam edecek. Yani ödemeler dengesi daha da bozulacak. Bu koşullar içerisinde soruyorum size, CDS'inizi bu seviyede tutabilir misiniz? İstiyorsanız enflasyonu %1 yapın, yine de bu CDS tekrar bu koşullar içerisinde 600 seviyesine doğru koşar adım gidecek. Yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle cari açık artıyor deniliyor. Oysa cari açık kredilerden dolayı artmıyor, yanlış kur politikasından dolayı artıyor ve bu yanlış kur politikası uygulanmaya devam ediliyor. Türkiye'nin rekabet gücü azaltılıyor arkadaşlar. Cari açık patlamaya devam edecek. Dış ticaret açığı artmaya devam edecek. Bütçe açığı artmaya devam edecek. Türkiye'nin makroekonomik verileri bozuldukça da kur üzerindeki kırılganlık da artacak. Faizin yükseltilmesi
normal ekonomilerde işe yarayabilir. Bizim gibi anormal ekonomilerde, tüm makroekonomik verilerin bozuk olduğu ekonomilerde piyasayı da feda ederseniz, reel sektörde yok ederseniz yarın öbür gün sistemi komple çökertirsiniz. Motor hiç çalışmaz hale gelir. Faizleri indirseniz de piyasayı tekrar hareketlendiremezsiniz. Ama kur o kadar hızlı tepki verip yükselir ki çok daha kritik bir sürece doğru sürüklersiniz. Hem faizle hem kur şokuyla firmalarınızı batırırsınız ve bu işin içinden de bir daha çıkamazsınız. Yakın örneklerine bakın, ne demek istediğimi göreceksiniz. Cumhurbaşkanının baskısıyla faizler aşağıya basıldı. O dönemde kuru da frenleyebilmek için Merkez Bankası rezervleri boşaltıldı. Hem faizler yukarıya gidiyor gördüğünüz gibi, hem de kur 4 liradan 8.40 seviyesine kadar yükseldi ve tüm veriler bozuldu. Cari açık fazla verirken cari açık patladı. Aynı hataları yaparak doğruya ulaşmak mümkün değildir. Ne yazık ki aynı hataları yapıyorlar. Hatta hataların katmerlisini yapıyorlar ve ekonomiyi, aynı zamanda piyasayı işin içinden çıkılamaz bir hale sürüklüyorlar. Şimdi gelin bir de 200 bas puanlık faiz artırımı sonrasında dolar ne olmuş ona bakalım. Bugün faiz kararı öncesinde 7.61 seviyesine kadar gelmişti dolar kuru. Şu anda 7.56-62 seviyesinde arkadaşlar. 200 bas puan faiz arttırıyorsunuz. 7.60'dan 7.56'ya gelen bir dolar kurunuz oluyor ve yükseliş eğilimini de devam ettiriyor. 675 bas puanlık faiz arttırımı yapıyorsunuz son 2 ay içerisinde. Tüm dünyada faiz indirimi yapılırken ya da faizler sabit tutulurken, ona rağmen doları sadece 80 kuruş aşağıya çekebiliyorsunuz. Ve tekrar dolar yere çarpan bir top gibi yukarıya zıplamaya devam ediyor. İşin kötü tarafı, yeni yeni faiz beklentileri oluşturuyorsunuz. Faizi daha da yükselteceğiz diyorsunuz ve bu beklentiyi gerçekleştirmediğiniz gün itibarıyla bakın doları kontrol etmeniz mümkün olmayacak. Türkiye'nin kırılganlıkları daha da artacak. Dün söylemiştim sizlere, daha fazla düşmez. Düşse bile %1'lik maksimum hareketler yapar. Sonrasında da verdiğini geri alır demiştim. Bakın göreceksiniz, hem euro hem dolar hem sterlin tekrar yukarıya doğru eğilimlerini yarından itibaren başlatacaklar. Faiz, tahvil faizleri %14.85 seviyesine geldi. Bakın piyasanın faizi her geçen gün artıyor ve piyasa kilitleniyor. Reel sektör göz göre göre faiz lobisinin, tefecilerin isteğiyle çökertiliyor. Yurt dışında altın fiyatı 1874 seviyesinde ağırlıklı ortalamasının üzerinde durmaya devam ediyor. Gerek teşviklerin arka arkaya çıkması, gerekse korona riski ve mutasyon riskinin her geçen gün biraz daha piyasaları zorlaması, ekonomilerin kapanmasıyla birlikte 2000 doların üzerine çıkan, ondan sonraki süreçte sürekli olarak rekor denemeleri yapan bir altın ons fiyatı göreceğiz. O arada eğer ki Merkez Bankası faiz arttırmazsa, yeni faiz arttırımı yapmazsa ya da yanlışlıkla bir faiz indirimi yaparsa da zaten kurdaki kırılmaları göreceğiz. Gram altının da yükselişi buna bağlı olarak önce 535 seviyesi olacak. Sonrasında 560, 580 ve 600 seviyeleri olacak. Kur kırılmalarıyla birlikte ve altın onsundaki rekor denemeleriyle birlikte 1000 liranın üzerindeki gram altın fiyatını göreceğiz. Gümüş de buna paralel hareket edecek. Son söz şunu söylüyorum. Merkez Bankası kendini şu anda tam anlamıyla köşeye sıkıştırdı. Bundan sonraki süreçte faiz canavarını beslemez ise, kuru tutması mümkün olmaz. Büyük kırılmalarla karşı karşıya kalır. Faiz canavarını beslese bile dolar yükseliş eğilimini devam ettirir. Reel sektörde finans kesimini de bitirir. En önemlisi Türkiye'nin ekonomisini bitirir, işsizliği patlatır. Bu yapılan çok büyük bir hatadır ve ne yazık ki bu hatanın da bundan sonraki süreçte telafisi ve dönüşü olmayacak. Sizlere tavsiyem, bu kadar büyük kırılganlık varken sükunetinizi ve sakinliğinizi korumaya devam edin ve pozisyonlarınızı bozmayın. Çünkü Türkiye ekonomisi geri dönülemez bir sokağa girmiş durumda. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.